Babam bana yıllardan sonra aferin dedi. Diyeceksin ki ne var bunda? Çok şey var ada. Çok şey var. Ben hep takım oyununa inandım ada. O yüzden üstünde kalmasın. Bu aferinin yarısı senin. Ben sizin için çalışıyordum Bora Bey. Sadece söylediklerinizi yaptım. Artık çalışmıyorsun Ada. Neden diye sormayacağım. Neden diye sormayacağım çünkü o kadar boş sebeplerim var ki. Umarım hayallerine kavuşursun. Barındığım hikayeden çıkıyorum artık Bora Bey. Ben artık hikayesi olmayan biriyim. Yazar olmak istemiyor muydun sen? Senin hayalin yazar olmak değil miydi? Değilmiş demek ki. Değilmiş. Şey, zor geldi diyorum. Benlik değil yani. Onu anladım ben. Hadi bak saçmalama. Saçmalama, bir şey olmuş. Anlat bana ne oldu? Söyle bana anlat ne oldu? Olan şey benim işten ayrılmak istemem. Bu. Niye anlamıyorsunuz ya? Ne bu ısrar? İşi bırakıyorum ve bırakmıyorsunuz. Neden? Ne bu ısrar? Sağ olun Bora Bey her şey için. Hoşça kalın. Parmağım kopuyordu. Hayalim kopuyordu. Bora Bey. Pırıl. Tayfun birkaç evrak bırakacaktı sana. Getirdi mi? Aa evet ya. Buradaydı evet. Ah. Senin evrakların. Aa. Bakayım. O zaman ben gideyim, imza alayım. Evet. Elin oldu senin, hayırdır? Hangi elimi? Sol elini arkaya koymuşsun ya. Ha. Hı. Ha, o şey ya, o el yogası. El yogası. İmzalamayacak mısın? İmzalayacağım. Hadi o zaman. Ama masanın imzaladığımı düşünüyorum.
Onunla vedalaşayım. Masamla. Olur. Hadi. Gideyim. Git. Sen orada? Bora Bey bu koca sallanıyordu bu. Şey yaptım. Kağıdı doladım, kıvırdım, katladım. Altına sıkıştırdım. Denge için. Dengede kalsın diye. Geldi mi bari dengeye? Ha, geldi. Bakın. Hiç kımıldamıyor. Hiç çok iyi oldu. Tam. Vay 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 vay. Ne güzel. Keyfimiz yerinde. Eğleniyoruz da. Bravo. Kim? Nasıl? Bundan bahsediyorum. Tepeden düşmüş. Yukarıdan düşmüş kafama. Benim kafamda bir şey yoktu. O yeni gelmiş. O yani. Anladım. Anladım. Keyfin yerinde. Eğleniyorsun da. Dengeni de bulmuşsun. Artık sen çıkış evraklarını imzalayabilirsin. Hadi imzala. İmzalayacağım. Hayırdır? Ne oldu? El yogana ne oldu? Sağda sıra. Solda imzalayacağım o yüzden. Tazminat alacaksın. İstemiyorum tazminat. İstemiyorum çünkü zaten ben yeni işe başladım. Öyle bir hakkım da olmadı yani. Ben inisiyatif kullanıyorum. Kullanmayın Bora Bey, istemiyorum. Uzatma. Ada, uzatma. Tamam mı? Çeki nasıl almadım? Onu da almayacağım. Israr etmeyin o zaman. Sen zaten ne istiyorsan onu yapıyorsun değil mi? Yap. Sen hep ne istiyorsan onu yap Ada. Tamam mı? Sıkıntı yok. Sen ne istiyorsan onu yap. Kafana göre hareket et sen. Evet. Çıkış. Şu tarafta sen. Zaten biliyorsun çıkışın nerede olduğunu. İnsan kaynaklarına da uğra. İstifanı teslim et onlara. Hadi. Biliyorum. Biliyorum Bora Bey. Ama hayat garip. Belki bir gün karşılaşırız. Kırgın ayrılmayalım yani. Kırgın olmasın. Belki çalıştığım iş yerine gelirsiniz. Çok ayrı yönlere gidiyoruz. Karşılaşmamız hiç olası değil. O zaman Bora Bey, hoşça kalın. Hoşça kal.
yok artık. Müsaadenizle. Hadi. Burada sizin ne işiniz var burada? İş toplantısı. Ne iş mi olacak? İş toplantısı. Öyle mi? Hmm. Ne kadar da uygun bir mekan seçmişsiniz iş toplantısı için. Gerçekten çok uygun burası. Sabahtan beri burada ne imzalar, ne imzalar. Bir görseniz ne anlaşmalar yapıldı bu mekanda. Ne oldu? Ne oldu Ada? Rahatsız mı oldun benden? Hayır. Ne rahatsız olacağım? Güzel. Herkesin hür iradesi sonuçta. Tabii, tabii. Herkesin kendi hür iradesi sonuçta. Öyle değil mi? Tuğçe Hanım. Tabii ya. Tuğçe Hanım benim burada çalıştığımı öğrendi. Bana gıcıklık olsun diye buraya getirdi sizi değil mi? Tabii ya, tabii. Ya da yok. Kimsenin günahını almayayım ben. Tesadüf deyip geçelim. Olur mu? Hayır Ada. Tesadüf değil. Hatta hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Müşterilerle burada buluşmayı ben istedim. Gayet kendi tercihimdi yani. Hatta rezervasyonu da ben yaptırdım. Öyle mi? Öyle. Ne kaybettiğimi bir de gözlerimle göreyim mi istediniz? Bu mudur yani, o yüzden mi? Bora Bey kusura bakmayın ama ben burada çok mutluyum. Gerçekten. Ben hayatımdan gayet memnunum. Belli. Çok belli. Belli. Bırak. Çok belli. Mutlu oldum. Mutluyum tabii. Niye mutsuz olayım ki? Niye mutsuz olasın ki? Güzel. Saygı duyuyorum ben. Kusura bakmayın Bora Bey. Ada kızımızın bugün ilk iş günü. Herhalde dalgınlığına geldi. Yok yok. Ne kusuru? Rıza Bey. İnsanlık hali. İnsanlık hali. Hiç önemli değil. Hadi kızım sen yeni tepsiyi getir bakalım. Evet, hemen hemen. Bora'nın farkı işini büyük bir aşkla yapıyor olması. İşini aşk ile yapmak. Sevdim bunu. Buradan ilerleyelim. Değil mi? Tabii. Harika fikir. Sizin de işinizi aşkla yaptığınız son yazınızdan çok belli oluyor Tuğçe Hanım. Baksanıza tüm ülkede ses getirdi. Trendlere girdi. Öyle değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet. Doğru. Şunu da bir alıver canım. Bir de o son çıkan yazı. Neydi o öyle? Ya yeni yazarlardan biri değil mi? Adı neydi? Aslı mıydı? Ada. Ada Tözün. Evet evet. Ada Tözün. Çok başarılı bir yazar. Yani çok belli. Ne yapmaya çalışıyor bu? Evet. Evet çok başarılı bir yazar. Yazardı daha doğrusu. Ne yazık ki yazarlık kariyerine ara verdi kendisi. Aa. Ben sana katılmıyorum Boracığım. Bence bu işi yapamadığını anladı ve hak ettiği yere geri döndü. Hak ettiği değil. Tercih ettiği yere geri döndü. Çok pardon. Siz tanıyor musunuz Ada Tözün'ü? Böyle bir tanır gibi konuştunuz sanki. Evet, tanır gibi konuştunuz. Ben... Yok, ben şey... Bizde böyle Net'in sıkı takipçisiyim ben. Tabii. Oradaki yazıları, yazarları çok iyi biliyorum. Oradan tanıyorum. Bizim platformun işte böyle her kesimden takipçisi var. Bizi takip etmeye devam et tatlım. Ne hoş. Evet. Değil mi? Çok iyi böyle olması. Ya! Ne yapıyorsun sen? Çok özür dilerim. Tuğçe Hanım çok özür dilerim ben. Sizi gördüm böyle göz teması kurdum. İki sohbet ettim derken heyecandan. Heyecanlanınca elim ayağım birbirine dolandı. Ben size hayranım Tuğçe Hanım. Siz benim ilham kaynağımsınız Tuğçe Hanım. Müsaadenizle ben bir lavaboya gideyim. Ay gidin ya şurada ileride. Hadi, hadi gidin siz. Sen gelsene bir benle. Gideyim bari. Müsaadenizle ben de bir lavaboya gideyim.
herkes hak ettiği yerde. Öyle mi? Bora Bey? Ada. Bora Bey siz niye kalktınız? Ben tam sipariş almaya geliyordum. Ne istersiniz? Ne yaptırayım size? Size böyle soğanlı bir roka salatası yanında levrek falan ister misiniz? Yaptırayım mı? Ha? Ada sen bu kalemle mi sipariş alıyorsun gerçekten? Ben farkında değilim. Onunla yazdım. Ama sen bu kalemle yazmaya devam et Ada. Çünkü bu kalem sana hayallerini hatırlatıyor. Hayır. Hayal kırıklıklarımı hatırlatıyor. O yüzden bunun sahibinde durması en doğrusu. Gelsene benimle. Ada. Selin daha ilk yazdığın yazı trendlere girdi. Müşteriler o yazı sayesinde bize sponsor olmak istiyor. Ama sen övgüleri gururla kabul etmek yerine kendinden üçüncü bir şahıs gibi bahsetmek zorunda kalıyorsun. Neden? Neden Ada? Sen neden kendine böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü öyle istiyorum. Hür irademle. Bilerek, isteyerek. Bana yalan söylüyorsun Ada. Zaten sen bana her zaman yalan söylüyorsun. Ama bu konuda o kadar çok başarısızsın ki. Emin ol. Keşke öyle olsa. İçine içine konuşma Ada. Açık açık konuş. Keşke dediğiniz kadar yalan söylemekte başarısız olsaydım diyorum. Ne demek şimdi bu? Size yalan söyledim demek. Hatta size o kadar büyük bir yalan söyledim ki. Artık yüzünüze bakamıyorum Bora Bey. Her baktığımda utanıyorum. Yerin dibine giriyorum. Bora Bey. Ben... Evet sen. Seni dinliyorum Ada. Bana söylediğin yalan ne? Evet Ada. Seni dinliyorum. Bana söylediğin yalan ne Ada? Bora Bey ben... Evet sen. Ben bundan 3 yıl önce... hayatımı değiştirecek bir karar aldım. O zamanlar farkında değildim. Yani hayatımı bu kadar değiştireceğini... etkileyeceğini düşünemedim. Konuya gelecek misin artık? Ada. Bora Bey ben üniversite mezunu değilim. Ben lise mezunuyum. Size başından beri yalan söyledim. Neden? Yani neden bana böyle bir yalan söyledin Ada? Çünkü bu işe girmeyi çok istiyordum. Adayların hepsi mezun oldukları üniversitelerden, yaptıkları yüksek lisans programlarından falan bahsediyorlardı. Yani benim hiç şansım yoktu. Sen de bir gariplik olduğuna emindim ben zaten. Yani sen işe girmek için yalan söyledin. Öyle mi? Öyle ama 3 dersim kalmıştı. Sen daha dün o kürsüye çıkıp mezun olmadığın üniversitenin öğrencilerine karşı hayallerinizden vazgeçmeyin dedin. Doğru mudur? Biliyorum. Yapmamam lazımdı. Bora Bey. Ben bu yalanı taşıyamıyorum artık Bora Bey. Ben size söylemek için gelmiştim. Odanıza gelmiştim ama
Siz söyletmediniz, beni sürükleyerek okula götürdünüz. O amfide de ben tek başıma oturuyordum, siz beni sahneye çıkardınız. Tüm bu yalanlardan ailenin haberi var mıydı? Tam da tahmin ettiğim gibi. Nasıl yani? Bir kere yalan söyle ya. Her zaman ve herkese yalan söyler adam. İsteyerek yapmadım. İsteyerek yapmadın. Yalan söylemen için kafana birisi silah mı dayadı senin? Ne oldu? Hayır ama... Maması maması yok adı. Sen... Sen nasıl bir insansın adı? Başına gelecekleri planlayamayan... ...yaptığı hatalardan ders çıkaran... ...özür dileyen... ...günahları sevapları olan bir insanım işte. Ne yapmalıyım ben şu? Üzülmeli miyim senin için? Ha? Acımalı mıyım sana? Ne yapmalıyım ben? Ben... Bana acımanızı istemiyorum ki zaten. Öyle bir şey beklemiyorum. Zaten ben kendime acımıyorum. Siz kimsiniz ki bana acıyacaksınız? Ada. Yani sen biraz daha konuşmaya devam edersen... ...ben yalan söylemenin bir erdem olduğuna falan inanacağım. Yalan söylemek değil. Özür dilemek erdemdir. Özür kabul etmek de öyle. Öyle gerçekleri istediğin gibi eğip büküp sonra karşıma benim geçip özür dileyemezsin Ada. Öyle mi? Aa, durun durun. Durun bir saniye, ben bunları not alayım. Not alayım ben bunları. Bir saniye, bir daha söyleyin. Çünkü her söylediğiniz bir hayat dersi. Ama hayat öyle kolay değil Bora Bey. Hayat öyle bir yer değil. İnsanlar hata yapa yapa doğruyu bulurlar. İnsanlar hata yapa yapa doğruyu bulurlar demek ya. Sen böyle mi rahatlatıyorsun kendini? Ha? Sen aynanın karşısına geçtiğinde kendi yüzüne böyle mi bakabiliyorsun? Bu mudur? Bana bak bana. Ben sana bitti dedim mi? Ha? Ben sana konuşmamız bitti dedim mi? Daha ne söyleyeceksiniz? Şu şirkete girmek için yazdığın yazı. Tuğçe ile yarıştığın beyaz evlilik yazısı. Baht oyunu. Baht oyunu. Kamptan geldiğimizde kamp için yazdığın yazı. Ne olmuş onlara? Kim yazdı onlara da? Kim yazdı onları? O nasıl soru Bora Bey? Ben yazdım. Sana inanmıyorum Ada. Şirkete girmek için yalan söyleyen birine şirkette kalmak için de yalan söylemiş olması gayet olası. Ne yaptın? İnternetten fikir hırsızlığı mı yaptın? Mezunu olmadığın üniversitenin öğrencilerinden birinden mi çaldın o yazıları? Ne yaptın? Hayır. Hayır, hiçbiri değil. Benim yazım onlar. Ben yazdım. Ben onları. Sana inanmıyorum Ada. Ben bana yalan söyleyen birine asla inanmam. Kalem. Hayalleri ve yeteneği gerçek olan bir kadın içinde. Yalan söyleyen biri için değil. Ver şu kalemi. Bana bak. Bir daha sakın karşıma çıkma, tamam mı? Bir daha asla bana bunu yapma. Asla. Aşk kendi seçer.